canlı tutalım. Ulubeyler hep bir arada olalım amacı. Sevgili muhtarım geldi. Amacımız budur. Onur Gemici iyi yayınlar, kolay gelsin. Muhtarımıza başarılar diliyorum demiş. Şöyle muhtarım. Sevgili muhtarım, çok fazla vaktini almadan Ünal Çetin, komutanım iyi akşamlar demiş. Teşekkür ediyorum. Muhtarım merhaba. Muhtarım da Merhabalar. Geldi. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Evet. Sesim geliyor mu? Geliyor. Gayet benim de geliyor muhtarım. Geliyor. Geliyor. Güzel. Şimdi Ulubey'in en genç muhtarıyla mı beraberim ben? Öyle mi olmuş oluyor? Şu an evet. Ulubey'in en genç muhtarı benim. Bunu övünerek Sinan, söylüyorum. Geçen Sinan Kutlu, çok güzel, bence de övmelisiniz. Sinan Kutlu demişti çünkü ben onu zannediyordum. Dedi ki yok, Erdal Koç benden bir yaş küçük dedi. Yani en genç muhtar unvanı onda dedi. Yani saçımız biraz ağırdı ama en genç muhtarı biziz. Olsun, muhtarın meslek hayat ne? Tecrübesi. Mesleğiniz ne bu arada? Yani sizin benim mesleğim ordu esnafım. Evet. Elektrik tesisat işleri yapıyorum. Evet. Ordu merkezde mi yapıyorsunuz? Merkezde, Ulubey yolu üzerindeyim, Şirinevler'den. Şirinevler'de, Ulubey yolu üzerinde. Evet, Güzel. Borsan mevkiinde. Evet, değerli dostlar, buraya notumuzu da aldık. 24 bardak çayın 24. bardağını sevgili muhtarım da içeceğiz inşallah. Muhtarım, İnşallah. yayınlarımız nasıl buluyorsunuz? Takip edebiliyor muydunuz? Genel olarak takip ettim. Yayınlarınız, öncelikle şöyle söyleyeyim. Bu gerçekten çok güzel bir aktivite. Evet. İnsanların birbiriyle tanışması, köylerin, Evet. mahallelerin sorunlarını bilinmesi açısından Evet. çok çok güzel. Sizin de emeğiniz çok çok fazla. Sağ olun, Öncelikle biz teşekkür ederim. muhtarlar size çok teşekkür ederiz. Ben de muhtarlarıma çok teşekkür Yani ediyorum. Beni halkla bizi kırmıyorlar. sosyal medya üzerinden buluşturmuş oluyorsunuz. Ben de sizlerin o ilgisine teşekkür ediyorum. Çünkü sizler yok deseniz buraya kim alacağız? Kimle konuşacağız? Sizlerin de bu olayı ciddiye almanız güzeldi. Yani Güzel de oldu. Bizim siz emek verip de böyle bir şey yaptıktan sonra bizim buraya hayır deme gibi bir lüksümüz olmuyor. Sağ olun. Sosyal medya çok büyük bir güç. Muhtarım, bu bir gerçek günümüzde. Çünkü hani ciddi bir mecra, ciddi bir örgütlenme alanı sosyal medya. Neden Ulubeyliler de bu alanda olmasın istedik biz. Güzel de oldu. Siyaseti, sporu ve dini söylemleri bulaştırmadan, elbette hepimizin bu tarzda bir inancı tuttuğu takım var ama kesinlikle. Şimdi bunlar bir müddet sonra fanatizme kaydığı için hani buna müsaade etmeden ne yapalım dedik, böyle bir şey yapalım dedik. Biz Bu da güzel oldu bence. Özür dilerim. Biz muhtarların siyaseti olamaz zaten. Her Kesinlikle. kitleden insana hitap ettiğimiz için siyaset Evet. ayrı. Siyaset yaparsa olan herhangi bir siyasi partiye gider, üye olur. Siyasetini orada Kesinlikle. yapar. Peki o zaman şöyle yapalım muhtarım. Diyelim Erdal Koç kimdir? Kendinizi bir tanıtın şimdi. Çağlayan muhtarı Erdal Koç kimdir? Erdal Koç kimdir? Erdal Koç 1980 doğumlu. Ulubey Çağlayan mahallesinde doğmuş. Lakin Evet. Bizim köyümüz önceden kirazlıktı. O detaylara Evet. ineriz. Evet muhtarım. Erdal Koç hem öğrenci hem öğretici, öğretmen niteliğinde. Şimdi elektrikçi ustası olduğumuz için öğrenci yetiştiriyoruz. Evet. Çok Kamu güzel. yönetimi mezunu olmak isterdim ama öğrenciyim. Derslerim var, okuyorum. Kaçıncı sınıftasın muhtarım? Üçüncü sınıftayız. Alttan derslerimiz var. Yardımcı olabilirim. Ben bitirmiş 10-15 sene olmuş bitireli. Yardımcı olabilirim. Siz de şimdi siz komutanım aynı zamanda boş vaktiniz çok olduğu için biz de şimdi hem Evet. esnaf olduğum için koşturmaca devam ediyor. Kesinlikle katılıyorum. Biz de batıda bitirdik zaten. Doğuda nereye bitireceğim Erdal de. Koç dediğim gibi evliyim. Üç çocuk Evet. babasıyım. İki kızım Çok bir güzel. oğlum var. Evet. Kaçıncı dönem? İlk dönem mi? Bu ilk dönem. Birinci dönem. Bu ilk Allah'ın dönem. izniyle. Peki Evet. sizden önceki muhtarlarımız da şöyle bir analım. Hani Çağlayan'ın Bizden kuruluşu yeni önceki olması gerekiyor. Evet. Sene yaklaşık 1991 yılı diye hatırlıyorum. Köy bölündüğünde kirazlıktan ayrıldık. Çağlayan olduk. Rahmetli Celal Yılmaz amca bir 2,5 dönem yaptı. Evet Daha muhtarım. sonra Rıfat Koç abimiz, aynı zamanda amcaoğlu olur. Bir 3 dönem o yaptı. Evet. Daha sonra düşünmedi. Biz de bu bir bayrak yarışıdır dedik. Aday Evet olduk. muhtarım. Evet. Halkımıza hizmetkar olmak için çıktık bu yola. Devam Çok ediyoruz. güzel. Çok güzel. İyi de yapmışsınız bence. Güzel olmuş. Yani niyetimiz hizmet. Evet. Bu arada telefon kimse çok kaliteliymiş muhtarım. Onu da söyleyeyim yalnız. Kızımın Görüntü çok güzel. telefonu yani. Tamam. Tamam. Çok güzel. Şöyle yapalım muhtarım o zaman. Hemen şu yorumlar birikmeden bir bakayım ben ne var burada.
Tamam. Sevgili Nusret Akolu dedik. Onur Gemici, iyi yayınlar, kolay gelsin. Muhtarımıza başarılar diliyorum demiş. Avusturya'dan sevgili Onur. Ünal Çetin Komutanım, hayırlı yayınlar. Meliha Gemici, hayırlı akşamlar demiş. Aziz Aksu, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum Aksoy Bey demiş. Teşekkürler sevgili Aziz abi. Hakkı Yüksel Muhtarıma selamlar, hayırlı yayınlar demiş. Eşim de Almanya'dan ne demiş? İyi yayınlar, hayırlı akşamlar komutanım demiş. Hayırdır hanım bu resmiyet? Almanya'ya gittim gerçekten. Bir böyle bir şey olmuş yani. Gözden ırak olunca gönülden ırak vallahi muhtarım ya böyle sanki öyle bir şey. Olabilir, olsun. Peki, öyle yapalım. Hande Hanife Kılıç, selam Bülent Bey, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar demiş. Pembe Nermin kardeşimiz, bizim moderatörümüz. İyi akşamlar, hoş geldiniz Erdal Bey demiş size. Teşekkür ederim. Tuncay Turan muhtarım, Bülent Bey iyi yayınlar, Erdal muhtarıma başarılar dilerim demiş. Teşekkür ettik Tuncay muhtarıma. Sevgili Özcan Gümüşkaya muhtarım da burada. O da demiş ki komutanım iyi akşamlar, hayırlı yayınlar, Erdal muhtarıma selamlar demiş. Aleykümselam. Muhammed Genç, Karakocalılar Merkez Dernek Başkanı. Muhammed Genç kardeşim iyi yayınlar, selamlar demiş. Seyfettin Şenel abim bizim yöneticimiz. Sayın muhtarımıza, yöneticilerimizden Levent abi de var. Sayın muhtarımıza, yayınımıza hoş geldiniz diyor ve saygılarımı sunuyorum demiş. Gülbahar Karahasan Hanım, iyi yayınlar komutanım, muhtarımıza işlerinde kolaylıklar diliyorum demiş. Yücel Eğin, hayırlı yayınlar Bülent Bey, muhtarıma başarılar diliyorum demiş. Ve Sado Kemal, öncelikle başımız sağ olsun. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, mekanları cennet olsun. İnşallah iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Sayın komutanım ve muhtarım, sizlere başarılar diliyorum. Şehirler Mahallesi'nden kuşak dolusu sevgiler demiş. Ergün Kara komutanım, iyi yayınlar, muhtarımıza kolaylıklar diliyorum demiş. Zerrin Aktaş Güler kardeşim, Zerrin kardeşim iyi yayınlar, hayırlı akşamlar Bülent abi demiş. Şahin Yılmaz iyi yayınlar diliyorum. Hocaoğlu Mahallesi muhtarı Durmuş Kaya adına selamlar Erdal muhtarımıza demiş. Durmuş abiyi göremiyoruz. Durmuş abinin kendi telefonunda sıkıntı mı var ya? Yılmaz Gürgen olabilir. Muhtarım iyi yayınlar muhtarıma başarılar diliyorum demiş. Sezgin muhtarım Şıhlar muhtarı Şıhlar Mahallesi'ne selamlar muhtarıma başarılar diliyorum demiş. Emin Elmas muhtarım hayırlı yayınlar komutanım genç muhtarıma başarılar diliyorum demiş. Şöyle şöyle burada tutuyoruz o zaman muhtarım. Evet. Emin Elmas muhtarımı tuttuk. Biz de şehitlerimize tamam. Allah'tan rahmet diledik. Değerli dostlar. Yani Allah kanı kanı rahmet eylesin. Yaklaşık 9 şehitti değil mi komutanım? 9 şehit. 4 tane de yaralı var zannedersem. Üzüldük tabii. İşlerinde bir tane de kor general var diye biliyorum ben. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına sabırlar diliyoruz. Değerli komutanımız da herhalde şehit oldu diye biliyoruz. Kaza tabii. Bu bir kaza yani. Kaza. Şimdi Çağlayan neresidir muhtarım? Tam olarak. Nereden Çağlayan başlar? Bizim şöyle bir güzel yönümüz var. Doğu Karadeniz'i Orta Karadeniz'den ayıran Mele Tırmağı. Evet. Evet muhtarım. Mesudiye'yi Ulubey'den ayıran son mahalleyiz. Evet yani böyle muhtarım. Güzellikleriyle dolu. Sınırlarında evet. Mesudiye Darcabaşı, Mele Tırmağı'nın karşı tarafında Kabardüz Özlükent. Evet. Diğer tarafımızdan bizden ayrılmış olan Kirazlık. Yukarı kesiminde, batı kesiminde de Akinek Yaylası, Boğa Gölü, Funda Alan Yaylaları ile meşhur bir köyümüzdür. İsa Bey Çağlayanlı mı, Kirazlıklı mı? Şu an Çağlayanlı. Mevcut hali. Çağlayanlı. Başkanımız Çağlayanlı. Evet. Başkan da Çağlayanlı. Köyümüzün şu anki mevcut bağlantısı dere yolu üzerinden yapılmaktadır. Oradan bağlantı yolumuz vardır. Başka bir yerden bağlantı yolu yok mu muhtarım? Var. Kirazlık, Güvenyurt, Belenyurt, Koşaca istikametinden var. Bir evet. de o Durak Köyü Eğrek dediğimiz oradan Ulubey'e yine bağlantısı var ama önceleri kullanıyorduk. Şimdi dere yolu kullanıyoruz. Mesafe çok kısaldı. Yaklaşık bir yarım saatte iniyoruz aşağı. Siz Kirazlık'tan ne zaman ayrıldınız muhtarım? Çağlayan ne zaman ayrıldı Kirazlık'tan? Tam net olarak bilmesem de 1991 yılında ayrıldık. Gene bayağı olmuş o zaman. Bir 20 yıl bayağı zaman oldu. Olmuş. Yani bir 3 muhtar eskitti Allah'ın izniyle. Biz 3. Evet, dönem. Üç yani 3. muhtarız. Evet. Çağlayan adı şelaleden mi geliyor? Çağlayan adı şelaleden geliyor. Ulubey'in ve bu yörenin en yüksek debisi olan, en yüksekten akan şelalesi Çağlayan'dadır. Yaklaşık evet, 120 metre yükseklikten akmaktadır. Köyde bölününce böyle güzel bir isim olsun, şelaleden alsın denmiş o zaman da. Oradan evet. alıyor. Güzel bir isimmiş. Yani. Şimdi Çağlayan'ı güzel. Hiç görmedik. Tabii biz görmediğimiz... Ender yerlerden bir tanesi Çağlayan. Çağlayan'ı görmediyseniz komutanım bir eksik yaşantı var sizde. Tam, tabii. Yazın gelmeniz gerekiyor. Çağlayan'da şöyle muhtarım. Buyurun komutanım. Buyurun. Lütfen yok buyurun. Çağlayan'da
sadece şelale değil, Çağlayan'da kaya mezarı var. Çağlayan'da yayla turizmine, yayla şenlik alanlar bulunmaktadır. Şelalemiz var. Evet. Yani her türlü aktivitenin yapılabileceği bir yer Çağlayan. Şimdi şöyle, biz zaten boşuna yaşamışız diyoruz. Özellikle bu programları yaptıktan sonra, şimdi ben Ören'i de görmedim, Hocaoğlu'nu da görmedim. Görmediğim yerler yani. Normalde aslında gidip görülmesi gereken yerler ama Oyungürgen'i de görmedim mesela. Uzun Mahmut'u biliyorum. Diğer tüm mahalleleri biliyorum ama Oyungürgen'i de bilmiyorum. Birçok mahalleyi bilmiyorum. Yani şöyle, bu zamanla şu an ulaşım imkanları daha iyi oldu. Mesela Evet. 2000'li yıllardan önce Çağlayan Mahallesi denince 3,5-4 saatte köye Evet. ulaşım. Şimdi yarım saat maksimum Yarım saat. dere Kesinlikle yol muhtemelen. üzerinden. Öyle bir Peki artısı var. şelalenin olduğu yere ulaşım nasıl? Şelale yolu İsa Başkanımızın sayesinde 2 yıl önce bir yol vuruldu ama bozuk tabii ki. İyileştirme çalışması bundan sonraki dönemlerde yapılacak. Evet. Nispeten ulaşım var ama çok iyi bir yolumuz yok. Tabii Anladım. ki bundan sonraki dönemde yapılacak, iyileşecek. Bunu bir kıyaslama olarak sormayayım. Ohtamış Şelalesi daha bir isim yapmış bir şelale. Bu bir PR çalışması, yani bir reklam çalışmasından dolayı mı daha çok isim yaptı, yoksa Ohtamış Şelalesi'nin dikliği mi daha oradaki şelaleden farklı? Siz daha Bence yüksek dediniz. Daha yüksek birinci dediniz. sebep şu. Bu ulaşım ve reklamla alakalı. Evet. Çağlayan Şelalesi'nin reklamı olmadığından insanlar böyle çok bilmiyor. Şimdi Ohtamış Şelalesi de Ulubey'e biraz daha ulaşım üzerinde, Ulubey üzerinden gidildiği için reklamı iyi olmuş. Yani bizim şelalemiz biraz daha bakir kalmış. Evet, anladım. Ama yükseklik olarak kesinlikle 120 metre yükseklikten akan bir şelalemiz var. Dik mi akıyor muhtarım, yoksa yatay mı akıyor? Dik dik, yani çok böyle keskin bir dik olmasa bile kayadan aşağı şela çok güzel bir görüntüsü var. Anladım. Peki şelalenin haricinde diğer dediğiniz işte yaylalarımız var. Bir yayla şenliğiniz falan var mı? Yoksa böyle bir Yayla sosyal faaliyetiniz oldu şenliğimiz mu? olmadı Pandemiden önce. maalesef ama bundan sonraki hedeflerimizde Allah izin verirse sadece bizim düşüncelerimiz sadece Çağlayan Derneğimiz de var aynı zamanda. Çağdere Evet. adı altında. Sayfası var mı muhtarım? Bulamadım ben. Normalde bu afişi paylaşacaktım ama bulamadım. Çağlayan Derneği. Şelalesi'nin mi? Yok, Çağder dediniz ya. Oranın bir Var. sayfası var mı? Vardı da Belki ondan aktif önceden değildir. haberdar olsaydık. Aktif aslında Öyle da. mi? Şöyle, bizim sadece Çağlayanlar için bir şenlik alanı değil. O havzada Kirazlık, Güvenyurt, Belenyurt, Koşaca, Güvenköy, işte Dağcıbaşı'nın içine alacak çevre mahallelerde kapsayacak çok güzel şenlik yapılabilecek alanlara sahibiz. Eksikliğimiz şu, yani orada bu sosyal aktiviteyi yapıldığında VC'si, mescidi gibi sosyal hizmetlerin eksikliğinden dolayı yapamadık. Evet. Allah'ın izniyle Orman İşletme Müdürümüzle bir ön görüşmeyi yaptık. Başkanımızın da destekleriyle, dernekle iç içe olarak buraya bir şenlik alanına ahşaptan platform yapıp işte insanların sosyal alanda mescidi olacak, Evet VC'si muhtarım. olacak. Yani çok amaçlı altyapılarını hazırlayıp şenliği ondan sonra yapmamız lazım. Ulaşım sorunu bir nebze halledildi. Yani çok Evet. şükür ulaşımda bir sorunumuz yok o alanda. Ama yapacağız Allah izin verirse. Bir eksiklikle tamamlayacağız onu. İnşallah. Güzel. Memleketimizin her bir köşesi ayrı bir güzel. Çağlayan'da daha bir ayrı güzel, anlayabildiğim kadarıyla. Şöyle yapalım muhtarım. Nerede kaldık? Evet. Emin Elmas muhtarımı okumuştun herhalde komutanım. Evet. Gümüşkaya'dan selamlar dedik. Emin Elmas muhtarımdan sonra ne demiş? Hanım tabi bizim o lafın üstüne demiş ki, yok canım demiş, ne gözden ne de gönülden uzaksın demiş. Almanya'dan selamlar demiş. Peki, peki hanım. Osman Şenel abiyim, Almanya'dan. Selam, iyi akşamlar, hayırlı yayınlar. Çağlayan'a da selam olsun. Aleyküm Muhtara selam. da hayırlı yayınlar demiş. Sevgili Osman Şenel abiyim. Mustafa Duman abiyim demiş ki, selamun aleyküm kardeşim, muhtarıma ve sana iyi yayınlar diliyorum. Ali Kulakçı abiyim, iyi yayınlar, selamlar dilemiş. Semra Bacak Sablan Bülent Bey, tebrikler, kolay gelsin demiş. Aşkın Yavaş, şehitlerimize mekanları cennet olsun. İnşallah hayırlı yayınlar dilerim demiş. Teşekkür ettik. Muhammed Süzen, iyi yayınlar komutanım. Muhtarıma başarılar dilerim. Refaiye Mahallesi'nden selamlar demiş.
Bahri Semra Sayan abim demiş ki hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar, başarılar dileriz. Muhtarıma başarılar, şehitlerimize rahmet diliyorum demiş. Kardeşler ekmek fırını. Sevgili Bahri abi. Amcam Yılmaz Aksoy, Karakoca Mahallesi muhtarı. Bülent size ve muhtarıma başarılar dilerim, iyi yayınlar demiş. Ünal Gümüştağ hocam da demiş ki iyi akşamlar, iyi yayınlar. Çağlayan muhtarına çalışmalarında başarılar dilerim. Çağlayan Teşekkür Şelalesi'ni ederim. görmek için yazın dere yolu üzerinden gittim. Turizm açısından yolların istenilen düzeyde olmadığını gördüm. Ayrıca şelalelere yönlendirici levhalar olmadığını dan sorarak bulduk. Selamlar demiş. Böyle bir çalışma yapılabilir aslında muhtarım. Yapılabilir mi? Şimdi bu şu, bu çalışmayı yaptık biz. Hatta Ohtamış vesaire birkaç kadıncık şelalelerinin tabelasıyla birlikte bizim şelalenin hiçbir yön tabelası yok. Genel bir bilgi olsun turizm amaçlı dedik. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ndeki müdürümüz Çağlayan hakkında detaylı şelale hakkında bilgi oluşturalım. Bunu yapalım dedi. Ama Evet önümüz muhtarım. kıştı. Hazırlıklarını yaptık. Bu yaz döneminde Allah izin verirse tabela yön yazılarını tamamıyla halledeceğiz. O Halledeceğiz. Ünal eksikliğimizi hocam. gördük ve çalışıyoruz. Evet muhtarım olayın zaten farkında. Sevgili Ünal hocam. Talat Aktaş muhtarım, Kirazlık muhtarı. Erdal muhtarıma başarılar, Kirazlık muhtarı. Talat, pazartesi Teşekkür ederim. akşamı ben yayında olacağım komutanım. Tamam. Pazartesi akşamı yayın konuğumuz Kirazlık Mahallesi muhtarı. Sevgili Talat Aktaş Evet muhtarım. abi. Tamam muhtarım, çok güzel oldu. Bilal Topal, Şekeroğlu muhtarının oğlu, sevgili Bilal. Abi muhtarıma ve size hayırlı akşamlar, iyi yayınlar dilerim. Muhtarımıza işlerinde kolaylıklar dilerim. Ümraniye'den selamlar demiş. Teşekkürler. Aleyküm Ayhan selamlar. Kılıç muhtarım, Çağlayan'a Kumru'dan hayırlı akşamlar demiş. Birol Akyıldız, hayırlı Hadi. yayınlar, Şıhlar'dan selamlar demiş. Sevgili Adnan Güzelordu, Cumhuriyet Halk Partisi Ulubey ilçe başkanı, Adnan Güzelordu Başkan demiş ki iyi yayınlar komutanım. Sizlerin ve ülkemizin başı sağ olsun. Şehitlerimize mekanı cennet olsun. Muhtarıma da selamlar, başarılar diliyorum demiş Aleyküm selam. Adnan Başkan. Şöyle Teşekkür ederim. yapalım. Uzun Mahmut muhtarı sevgili Mustafa Demetgül ağabeyim de demiş ki hayırlı akşamlar Bülent Bey muhtarıma ve sana iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ettim muhtarım. Şöyle bakayım. Babam Cemil Aksoy muhtarımıza başarılar dilerim demiş. Teşekkürler. Sezgin Mercan hocam selamlar muhtarım, selamlar Bülent Bey demiş. Aleyküm Sezgin selam Mercan hocam. hocamla tanışıyorsunuz değil mi? Tanışıyorum, tanışıyorum, tanıyorum. Çok güzel. Kirazlık'ta. Evet, Kirazlık'tan kendisiyle bir yayın yaptık burada. İzleyebileceğiz. Evet. Ahmet Saniye Turap, Avusturya'dan kucak dolusu selamlar demiş sevgili Ahmet abi. Mustafa Kemal Poyraz abiyim, İyi Parti Ulubey ilçe başkanı. Demiş ki iyi yayınlar diliyorum komutanım. Ülkemizin başı sağ olsun, şehitlerimize rahmet. Yaralı askerlerimize Amin. şifa diliyorum. Muhtarıma görevinde başarılar diliyorum. Sıkıntı Teşekkür ederim. yapmasın. Arkasında İsa Başkan var demiş. Ne güzel. Değil mi muhtarım? Şimdi Evet. siyaset yapmış bir nebze Musa abimiz ama İsa Başkan 41 mahallenin başkanı, Çağlayan'ın değil. Şöyle. Yok Yani abi, bunun ben onu çok fazla siyaset olarak algılamam şahsen ya. yok yok şöyle biz Evet. Ulubey'de bazen muhtar arkadaşlar bu tabii ki bize latife olsun diye takılıyorlar işte İsa Türkçen Çağlayan'la başım gözüm Evet. üstüne bizim gururumuz İsa Türkçen'le Tabii gurur canım benim. duyuyoruz. Bizim Evet, buyurun. çocuğumuz, bizim arkadaşımız. Şimdi ama İsa Türkçen Çağlayan için ayrıcalıklı davranacağı bir özellik yok. Şundan dolayı Çağlayan'a Allah razı olsun vesile oldu. Asfalt yaptık. Ama bundan önce yaklaşık bir 30 yıl önce asfalta kavuşmuş mahalleler var. Asfaltı Evet. eskitmiş, biz daha yeni kavuştuk. Onun için Evet. bu bir artı değil bizim için. Olması gerekenler yapılacak Allah'ın izniyle. Evet, sevgili Mustafa Kemal Poyraz abi, bunu bir gazeteci olarak mı sordun? İyi Parti ilçe başkanı olarak mı sordun? Yani Hani cevabını almıştır Mustafa cevabını Kemal aldın yani. abimiz. Peki, güzel Evet. oldu. Şöyle yapalım. İlhan Akbaş, iyi yayınlar. Herkese selamlar demiş sevgili İlhan abi Aleyküm selam. İzmir'den. Ramazan Kirpitçi muhtarım. Bülent Bey iyi akşamlar. Emeğine sağlık. Muhtarıma başarılar dilerim. Akoluk'tan selam ve sevgilerimi gönderiyorum demiş. Sevgili Teşekkürler. muhtarım. Salih Aktaş muhtarım, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Size ve muhtarıma iyi yayınlar dilerim demiş. Gavecio Şenel, muhtara ve size hayırlı yayınlar, kolay gelsin, selamlar ve sevgiler. Herkese iyi akşamlar dilerim demiş. Rahmi Kapar Sayın muhtarıma başarılar, selamlar dilerim. Selamlar, saygılar demiş. Osman Teşekkür Karaca ederim. muhtarım, iyi yayınlar diliyorum. Muhtarım, mesai arkadaşım, muhtarıma da başarılar diliyorum demiş. Elmaçukur Mahallesi muhtarı ve dernek başkanı sevgili Osman muhtarım.
Mustafa Dumanoğlu, hayırlı yayınlar şehitlerimize, Allah şehitlerimizin Allah mekanını cennet etsin demiş. Amin. Serkan Gülsüm Aktaş, muhtarımıza ve size başarılar dilerim. Mahallemizin, milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimize rahmetler demiş. Nuri Koç, hayırlı akşamlar Erdal muhtarıma, selamlar, başarılar diliyorum. Belenyurt köyünden Nuri Koç demiş. Sevgili Nuri Koç. Amcamızın oğlu. Teşekkür Murat ederim. Kaymaz, iyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Amcanız mı oluyor Nuri Koç? Amcaoğluyuz. Amcaoğlu, evet. Çok güzel. Özcan Eren, hayırlı yayınlar, selamlar demiş. Yolbaşına sevgili Özcan abi. Peki muhtarım, şöyle yapalım. Çağlayan'ın nüfusu nedir muhtarım? Çağlayan'ın yaklaşık nüfusu bir 800 civarında. Yani bu yazın ve kışın tabii ki değişiyor ama ortalama 800 gibi. Yaklaşık 180-200 aralığında hane sayımız var. Evet. 700-800 aralığında nüfusu. Ne demiş? Dost olarak latife yaptım. Siyaset konusunda henüz sahaya inmedik demiş Mustafa Kemal abi. Biz de eyvallah. O zaten latife olarak algıladık sevgili Mustafa yani abi. Emin biz olabilirsin. Siyaset için sıkıntı inebilir. Sıkıntı yok. Biz buradayız. Peki. Tahsil durumu nedir Çağlayan'ın muhtarım? Çağlayan'ın tahsil durumu, yani belediye başkanımız var. Avukatımız tamam. Var. Çok güzel. Öğretmenlerimiz var. Evet. Sağlıkçılarımız var. Orta şekerli bir eğitim seviyemiz var. Yani ne çok yüksek ne alçak. Ne çok. Mevcut sistemde taşımalı eğitim mi var Çağlayan'da? Bizim Çağlayan'da maalesef taşımalı eğitimimiz yok. Bu 2000'li yıllarda okullar kapanınca yol sorunundan dolayı, yani bir dedik ya hani 2-3 saatlik bir mesafeden Ulubey bizim için önceden 23 kilometre mesafedeyiz Ulubey'e ama evet, yani 1,5-2 saatte Ulubey'e ulaşıldığı için tamamen kapandı. Taşıma bizde yok. Yani Kirazlık'ta bitişik mahallemizde var ama Çağlayan'da hiç taşıma olmadı. Peki Çağlayan'da çocuklar nereye gidiyor okula? Çocukları okuma seviyesine geldiğinde ilkokula başlayacağı zaman orada. Annesi babası tası tarağı topluyor. Topluyor orada tutuyor. Evet. Maalesef. Peki muhtarım. Altun Koç Kılıç demiş ki hayırlı akşamlar muhtarıma, başarılar diliyorum demiş. Aşkın Andaç, iyi akşamlar komutanım muhtarıma, başarılar diliyorum demiş. Sevgili Aşkın Andaç muhtarım, siz de umarım biz de yayında olursunuz. Sizi görmeyi de yayında görmeyi istiyorum. Osman muhtarım büyük ihtimal size ulaşacaktır. Pandemiden mahallenizin şeyi neydi bu muhtarım? Bir şeyi var mıydı? Sıkıntısı var mıydı? Çok bir sıkıntı olmamakla birlikte tabii ki zaman zaman vakalarımız oldu. Evet. Ölümcül vakamız yani birkaç tanesi pandemiye bağlandı ama yaşı bayağı bir vardı. Evet. Yani çok aşırı bir sıkıntı olmadı. Ama tabii ki pozitif vaka yaşayanlarımız çok bayağı oldu yani. Peki muhtarım şeyde Çağlayan'da kışın kalan oluyor mu? Şu anda mesela kış döneminde yaşayan var mı? Yoksa genelde şimdi, oradalar. Şöyle söyleyeyim. Bu hastalık döneminden önce yaklaşık 18-20 haneye düşerken biraz daha şimdi bir 40-50 hane gibi var. Biraz iyi. Ama tabii ki kışın Ordu'da, Altınordu'da, yazın daha çok köylerde kalınıyor. Yazın köylerde kalınıyor. Tabii. Sizin oradaki okul durumunuz, yani eski okulunuzun durumunu da sorayım. Var mı öyle bir sosyal tesisiniz? Bizim köyde eski okulumuz var. Köyümüze ait bir okulumuz var. Biraz atıl durumda. Allah izin verirse siyasetçi abilerimizin, bu Ulubey Belediyesi değil, bizim okulumuz Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı. Ne hikmetse bazısı Ulubey'de okulların Ulubey Belediyesi'ne, bazısı Büyükşehir'e bağlı. Çatı sorunumuz, işte badana, izolasyon gibi bazı sorunlarımız var. Biraz atıl durumda. Ama peki, yapacağız muhtar, Allah izin verirse. Muhtarlık yeriniz var mı? Köy olarak yok. Hedeflerimiz arasında şu, okulumuzdaki dersliklerin bir tanesi öğretmen odası var. Orayı bir muhtarlık odası olarak böyle düzenlemeyi düşünüyoruz. Evet. Ama mahallelerde çok böyle muhtar odası talep oluşmuyor. Biliyorsunuz yani, Karadeniz'deki yerleşik alan çok çok sıkıntı olduğu için köyün bir tarafından bir tarafa bakıyorsun 5-6 kilometre mesafede oluyor. Hizmetsiz evet, sorun oluyor biraz. Şimdi yol durumuna geçeceğim de geçmeden önce şeyi sorayım. Çağlayan'dan direkt yaylalara yol var değil mi? Orada Mesudiye iniliyor mu Çağlayan'dan? Çağlayan'dan Mesudiye şöyle, tarihi dere yol
olmadan önce Mesu diye biliyorsunuz Ulu Bey, Gürgentepe, Gölköy üzerinden gidiliyordu ve bayağı bir sürüyordu. Şimdi Dereyol Çağlayan'ın dibinden alt kısmından geçtiği için Mesudiye gitmek isteyen vatandaşlar Çağlayan'dan Dereyol'a iniyor. Topçam evet, üzerinden Mesudiye ulaşıyor. Yaylalar içinde yaklaşık asfaltla yayla arası mesafemiz bir kilometre yok yani, onu söyleyeyim. Bayağı bir iyi oldu bizim için. Anladım. Bağlantı var yaylalar için. Peki Çağlayan'ın komple kaç mahalleniz var? Kaç sokağınız var? 3 sokağımız var. Çağlayan sokak, başkanımızın olduğu yukarı şelalenin olduğu sokak, Yağbalan sokak ve benim olduğum mahalle sokak, Höşgeli sokak. 3 sokaktan oluşuyor. Başkan Çağlayan olduğu sokakta mı oturuyor? Başkan Çağlayan'a yakın. Çağlayan mahallesi Çağlayan sokak. Yani önceden köy bölünmeden önce kirazlık diyorduk. Oraya da şu an Çağlayan sokak olarak geçiyor. Anladım. Grup yollarınız, bağlantı yol durumunuz. O zaman size çok fazla bir şey var mı? Bir yol problemi? Grup yolumuz 2016 yılında bir 3600 metre dere yoldan bağlantı köy içine kadar satı kablama yapılmıştı. Evet muhtemelen. Bu 2020'nin Eylül ayında da bir 8 kilometre civarında köy içinde sıcak asfalt yaptık. Büyüklerimizden, bu işe emeği geçenlerden Allah razı olsun. Güzel oldu. Evet. Yol sorunumuz bayağı bir vardı ama şu an tabii ki tamamı bitti mi? Bitmedi ama Çağlayan'ın %70 oranında yol sorunu bitti. Bizim derdimiz evet, şu an Çağlayan'a sıcak asfalt istemek değil. Olmayan arkadaşlarımız, mahallelerimiz vardır. Bunlar yararlansın. Biz başka hizmetlere ağırlık vereceğiz. Tabii ne gibi mesela? Yapılmaya sorunumuz ne gibi, var. Ne gibi mesela muhtarım? Bizde Çağlayan'da su problemi var. Şimdi evet, şöyle. Ulu Bey'in bakir olarak su sorunu çözülmemiş tek mahallesi belki de Çağlayan'dır. OSKİ'nin bir metre su şebekesi borusu bulunmamaktadır. Tamamıyla evet, vatandaşların eski ilkel yöntemlerle getirdiği sular mevcuttur. Bizim bu bağlamda yapılacak bir İsa Başkanımızın da bilgisi var. Höşgeli sokakta bir sondaj çalışmamız olacak. Allah izin verirse fizibilite çalışmaları yapıldı. Yukarıda Kocakırık Deresi dediğimiz yukarı Çağlayan'ın yukarı kısmında bir suyumuz var. Debisi güzel akıyor. Dent yapılarak bir projeler üretiliyor. 2022 yılında yapılacak. Ama su problemimiz var. Yani proje evet, olarak ne soruyorsanız bende bayağı bir proje var. Biraz hayalperest midir nedir bilmiyorum da. Yok, hayalperest değil, bu güzel. Ben seviyorum bu tarz şeyi. Yani bu böyle bir projesi olan, planlı, programlı. Yani şöyle, ben bayağıdır muhtar abilerim benden büyük oldukları için abi diyeyim. İzledim, izliyorum. Sorunlar mahallelerde hep nedir? Su, yol, su, elektrik. Evet. Benim de elektrik problemim olan sokaklarım var. Çağlayan evet, olarak. Su evet, problemimizi söyledik, var. Yol sorunlarımız, evet, ara yollarımız. Yani ben öncelikle siz sormadan bunları hatırlatayım. Başka şeylere tamam, değineceğim. Tamam, buyurun. Yok, devam edin siz muhtarım. Sorun yok. Yol olarak yaklaşık bir 17-18 kilometre grup yolumuz var Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Bunun evet, bir 11-12 kilometresi asfalt durumda. 8 kilometresi sıcak asfalt, 3600 metresi satı kablama. Bir 4-5 kilometre Büyükşehir'in yolağında bakım, onarım, asfalt ya da satı kablama işimiz var ama çok acil değil. Bunun haricinde bir 2-3 sokakta ara yollar var. Mahalle yolları, asfalt genişleme sorunlarımız var ama hani bu her Ulu Bey'in tamamında veya ordunun birçok yerinde olduğu gibi bizim Çağlayan'da da var. Çağlayan'da asıl... Buyurun. Buyurun. Dinliyorum ben. HES var, HES var mı Çağlayan'da? Çağlayan'da direkt HES yok ama Çağlayan Dağca sınırında üretim regülatörü var. Kabadüz Özlü kentten gelen Cebri Boru'da üretim sahası var. Evet. Bunun Çağlayan'a Kısmı zararı var mı? Veya faydası var mı? Zararı var mı? Var. Niye var? Birincisi, Çağlayan'a geldiğinizde şunu göreceksiniz. Bizim karşı mahallemiz Özlü kentin bir tarafını Cebri Boru için tamamen zikzak yaparak, S yaparak boruyu döşeyebilmek için tepeyi indirdiler. Yol yaptılar. Arazi talan oldu. Evet. İkincisi, Çağlayan'ın alt kısmında bir gölet yapma için o doğal denge bozulup tamamıyla taşlar kırıldı. Bakıldığında bir bitki örtüsünde bir bozulma var.
Hani bunlar olacak yani üretime katkısı var dedik olsun diyebilmemiz için bizi tedirgin eden mesele şu. Meletı Havzası'nda birçok HES barajı kuruldu. Yazın öyle durumlar, zamanlar oluşuyor ki yani şunu söyleyeyim. Suyun debisi çok çok azalıyor. Bu ırmakta yaşayan canlılar için doğanın bitki örtünün buharlaşıp şimdi şunu söyleyeyim. Bizde ben şunu hissediyorum. Bunu büyüklerimiz daha iyi analiz eder. İklimsel bir değişiklik bile olduğunu zannediyorum. Ya yani var artı yönler olduğu kadar eksileri de var bu işin. Şimdi bu husta hani bu bir eleştirel yapımı, eleştirel söylemi değil. Yok ama bir de gerçek var. Karadeniz'de neredeyse yoldaki her su birikintisine bir HES yapıldı. Böyle bir maalesef talihsizliği var Karadeniz'in. Ama buradaki Bülent Bey özür diliyorum. Şimdi bu kadar HES'in olduğu yerde şöyle bir durum var. Bir lider abimiz şunu dedi. Bu İsa Türkçen başkanımız değil. Üzerine alınmasın. Karadeniz'de dedi, biz dedi belediyecilik anlayışı olarak dedi yol ve su bizim ayıbımız. Hele hele su ayıbımız. Niye? Bu kadar su debisinin yüksek olduğu bir yörede Çağlayan'da şelalelerin, derelerin kurumadığı yerde bizim şebeke suyumuz yok. Borumuz yok. Altyapımız yok. Yani biz suyun içinde susuzluk çekiyoruz. Olmuş oluyor. Yani insanlar hani ileriye dönük insanların birçoğu aya gitmiş. Biz hala bu gibi ufak meseleler halledememişiz. Evet, kesinlikle. Maalesef. Ben de tam onu söyleyecektim. Yani bu kadar HES'in olduğu bir yerde hala kalkıp da su problemi yaşanması sıkıntı. Özür dilerim. Unuttuğum ikinci konu. HES'lerimiz var ama elektrik sorunumuz had safhada. Yani had safhada. Çok ürettim ama elektrik yok. Tam oraya gelecektim. Gene siz bir elektrikçi olarak bu kadar HES var. Bunlar elektrik sorununa gelecektim. Bu kadar hem elektrikçisiniz, işte hem bu kadar HES var, hem su sorunu, hem elektrik sorunundan bahsedecektim. Ağzımdan aldınız. Elektrik durumunuzu şimdi söyleyeyim muhtarım, Çağlayan'ın. Çağlayan'ın 3 sokağa ayrı ayrı ayrılırsak, yukarı Çağlayan sokak daha evveliyatında bir bakım görmüştü. Ama telleri şunu söyleyeyim. Siz elektrikçisiniz muhtarım, bu işi en iyisiz biliyorsunuz. Bir dilekçe yazdık, mail attık. Samsun bölgede mühendis abiler geldi, incelediler. Benim de görmediğim bir şeye tanık olduk. Bunu Çağlayan için gördük. Fındık işlerinden anlarız. Gero deriz dal çekmek için. Evet. Tel tele vurmasın diye o kadar sarkmış ki gero yapmış vatandaş kendi imkanıyla teli dala bağlamış, ocağa bağlamış. Bunları resimledik, raporlattık. Kesinlikle elektrik problemimiz en acil olan Yağbalan sokak var. Allah izin verirse 2021 yatırım programına alındı. Hoşgeldi sokak bir iki yıl önce yapılmıştı ama şöyle bir durum var. 50'lik trafo takıldı. 100'lük trafo takılması gerekirken hat yapıldı ama voltaj düşüklükleri yaşıyoruz yazın olduğunda. Yani bu şu, iş yapılırken bunun fizibilitesi yapılıyor, Ar-Ge'si yapılıyor, projelendiriliyor ama ya bu sen şimdi Çağlayan 80 haneli Köşkelli mahallesine atıyorum 50 kW trafo takıyorsun. O günün şartına yetmiyor. Habire de ev yapılıyor. Biraz bazı şeyler ileriye dönük yapılmıyor bize maalesef. Şimdi her ordulunun ordulunun demeyeyim ben bu her bizim o yöre insanının şeyidir. Emekli olup orduya arazinin başına ev yapmak. O evler orada boşta durur bu arada. Her yer beton yığını. Herkes birer ev yapmış arazinin başına. Bu başka bir sorunu dile getirdi benim şu anki sizin söylemeniz. Yani, buyurun muhtar. Hep konu konuyu açıyor. Tabii şimdi, olsun güzel bir muhabbet oluyor. Çok dolu bir muhabbet oldu. Ben sevdim muhabbeti. Buyurun muhtarım. Atatürk şunu demiş, köylü milletin efendisidir. Efendisidir demiş. Gazi Önder. Ama bu efendilik şu olmamalı. Vatandaş büyük şehirde çalıştı. Şehirde ikamet etti. Geldi, köyüne döndü, emekli oldu. Köy hayatı yaşasın. Eyvallah, tabii ki yaşasın. Ama köyde yaşayan insanlar hak ettiği gibi yaşayamıyor. Yani bu siyaseten demiyorum. Yıllardır atıl durumda bırakılmış, itilmiş köylü vatandaşı var. Şundan dolayı diyorum, emeklilikten geldiniz. Benim köyümde yaklaşık, o insanlara da özür dilerim, rencide etmek için bunu söylemiyorum asla. 20 tane, 30 tane hayvancılık yapan var ise emin olun bir 15 tanesi yeşil kartlı.
Yani bakıma muhtaç gibi görülmüş. Halbuki hani köylü milletin efendisi, daha iyi şartlarda yaşaması gerekmiyor mu? Gerekiyor. Şimdi evet. Benim projelerimden birisi de buydu. Şimdi emekli olup da köye tabii ki insanlar gelsin. Köyüdür, vatanıdır, tabii memleketidir. Evet. Yaşasın. Ama köyde duranlar da onura edilerek durması gerekiyor. Sosyal yaşam hakları biraz daha iyi olması gerekiyor. Tabii ki bu süreçler, ulaşım sorunlarımız vardı, aşıldı. İşte elektrik sorunu, su sorunu. Daha sonra devlet hibe destekleri, teşvikler, orköyler, kırsal kalkınmalarla daha yerlere geleceğiz. Projelerime evet, geçmedim ben tabii ki. Buyurun yok, şimdi, buyurun devam edin. Şimdi yorumlar geliyor, yorumları en son okur çıkarız, sıkıntı değil. Projelerinize devam edin, sohbet çok pet. Ben çok fazla müdahale etmek istemiyorum o yüzden buyurun. Şimdi ben şöyle, biraz önce dedim ki muhtar abilerimiz dedim hep aynı şeylerden bahsetti. Tabii ki sorunlarımız ortak. Çağlayan evet. olsun, Kirazlık, Güvenyurt, Ohtamış'ın her yerde aynı sorun. Ama şöyle bir ortak sorunlarımız var. Ben bu bir hayaldir. Yani biz bunları yapmaya taahhüt etmek için söylemiyoruz. Arge yapılır, muhtarlar bir araya gelir. Türkiye çapında, ordu çapında, Ulubey çapında bir şeyler yapılabilir. Nedir bunlar? Mesela demin dedik, köylü köyde duruyor, sigortasını ödeyemiyor. Evet, şartları muhtarım. Ağır geliyor. Şimdi devletimiz şunu yapabilir. Ben bunu bir önerge olarak, siyaset olarak asla demiyorum. Kardeşim sen köyde mi duruyorsun? Evet. Erdal Koç. 20 baş büyük baş hayvan yap. 50 baş küçük baş hayvan yap. Eşim ve sana bağkurunu biz ödeyelim. Biz ödeyelim. Evet. Ödeyelim. Köyde evet. dur yeter ki. Ya bu evet. olmadığı müddetçe köylerden göçü de önleyemiyoruz. Vatandaş diyor ki evet. ya ben diyor yarın hasta olursam diyor. Eyvallah bugün diyor yeşil kartım var diyor. Devlet bakıyor ama yarın ne olacak belli değil. Şimdi insanların köye çekilmesi için bu tarz şeylere eğililmesi lazım devlet olarak. Yani bir 30 baş 20 baş hayvancılık yapana sigortası da vesaire bağkurunu ödeyip teşvik edilmesi lazım. Bunun haricinde şu. Ulubey'in geneli için mesela bir birlik oluşturulup da ya ben hayal mi kuruyorum, proje mi yapıyorum ayrı. Her şey söylenebilir. Evet, köylerde üretilen köy ürünleri, et, süt, peynir, aklınıza ne geliyorsa sebze tarzı ne olursa olsun evet. bunlar bu birlik oluşturulup şu olabilir. Bu birlikten bir satış ofisi, satış yeri yapılıp köylünün evet. üretimi, bu arada Sinan muhtarım geldi. Hoş geldin diyoruz. Vay kardeşim merhaba. İki değerli dostlar, iki genç muhtarım bir araya geldi. Çok güzel oldu. Yani bir birlik oluşturulup da köy ürünlerinin, köylünün ürettiği yumurtası, sütü, yoğurdu, peyniri alınıp bir üretim çiftliği kurulabilir. Veya bir satış ofisi oluşturulabilir. Değerinde alınır. Köylü ürettiğini nasıl üretecek? Ne olur? Ziraat danışmanı verilebilir. Bu şekilde köylüyü yönlendirerek muhtarım. Daha iyi bir yerlere köylü gelebilir. Yani ben şuna inanıyorum. Hemen burada bu şey, insanlar hemen burada... sadece yol, su, elektrikle olmuyor yani. Evet. Burada size katılmak üzere söylüyorum bunu. Ben geçen yıl Balıkesir'deydim. Balıkesir Türkiye'nin evet. en büyük hayvancılık sektörünün olduğu yer. Türkiye yani orası damar diyeyim. Hemen hemen her köyde işte bu dediğiniz tarzda kooperatifler vardı mesela. İyi hatırlıyorum. Atköy diye bir mahallesi vardı. Hı-hı. Atköy Kooperatifi. Atköy Kooperatifi'nin bir işte neyi vardı? Marketi vardı. Örnek veriyorum. Kooperatifin kendi marketi. Ne vardı? İçinde ne satılıyordu? İşte dediğiniz gibi Atköy'de yetişen hayvanlardan elde edilen ürünler. Yoğurt, süt, yağ, diğer hayvansal ürünler, sucuk. Bak o bütün hepsi Atköy köylülere mahsustu ve bunlar Hı. ciddi talep görüyordu. Ha bu Ulubey'de ne kadar başarılı? Güzel bir düşünce. Buna katılıyorum. Sevgili İlhan Akbaş komutanım bizi izliyordur büyük ihtimal. Onun sürekli bir kooperatifçilik fikri vardır ve ben bunu Hı. her zaman şey yaparım. Hani gündeme de getiriyoruz İlhan abi'yi görünce. İşte bu dediğiniz aslında kooperatifçilik adı altında olmayacak şeyler değil bakın bunlar. Olabilecek şeyler. Buna emin olabilirsiniz. Ama işte biz, o birliği bir araya getirebilmek önemli olan. Buyurun. Ya biz şu yani mesele köyde duran, köyde ikamet eden vatandaşların istihdamını artırmak için, rahat yaşamalarını sağlamak için yol, su, elektrik birinci ön şartımız ama dediğim gibi köyde durmak bir artı olması lazım. Yani hastalık evet. arttı da köylere kaçalım, köyde duralım mantığında değil.
Cazibe merkezi yapmamız lazım bizim köyler. Mesela şöyle bir şey var. Projelerimiz arasında bu sadece Çağlayan için değil, bir Ulubey içindir. Diğer mahalleleri de ilgilendirir. Orköy kapsamında orman köylülerini birinci derece içine alıyor ama Orköy kapsamında evlerin dışının izolasyonunun yapılıp hibe destekleriyle tek tip ev model, dış modeli boyasının yapılması. Yani bu nedir? Şimdi bakıyoruz, köylere çıkıyoruz. Çok güzel yeşil bir bitki örtüsü var ama vatandaş zor şartlarda evini yaptırmış. Dışı sıvanacak, boyanacak. Ama ne olur? Şimdi bu bir kanun var bu Orköy'de. Ne olur? Evlerin dışı tamamen montalaması yapılır. Belli bir oranda hibe desteği var. Vatandaşa da arkadaş şu kadarsın sen ödeyeceksin. Bu kadarını devlet ödeyecek. Tamamını yapar çıkarsın. Bu Avrupa modellerinde bunlar var. Yani bu sadece köylü için bir artı mıdır? Bence artıdır. Yani yakacaktan tasarruf eder. Görüntü olarak dıştan bakıldığında bir güzellik, kalite katar. Yaşadığın yerin değeri artar. Şöyle bir şey var. Bizim bir de Karadeniz'de dağınık yerleşim olduğu için belki uygulanması çok zor. Şöyle bir İç Anadolu'ya gittiğinizde siz yazıp görmüştürsünüz. Evet. Yani köy, şunu söyleyeyim. Karadeniz'deki bir köyde bir vatandaşın hanesine bir köy oturtturulmuştur. Bir yüz dönüm alan. Ama şurada biz dağınık. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Şurada Edirne. Hep söylüyorum. Köylerin içi tertemiz, parkedaşlar. Neden? Derli toplu. Ne ararsanız var köyün içerisinde. Ama şimdi bizde çok zor dediğiniz bu, gibi. Şöyle bir projemiz var. Allah izin verirse ben bunu bir Adapazarı'nda Düzce'de o tarafta akrabalarımız olduğu için buradan da selam söylüyorum. Beni izliyorlardır. Kamera sistemi düşünüyoruz. Şöyle bir yerde değil, mahallelerin tamamını anten sistemiyle görüntüyü bir yere aktarıp veri aktarım sistemiyle gurbetçilerimiz, köyünde duranlar, bağında bahçesinde olanlar izleyecek şekilde bir kamera sistemi projemiz var. Yani birçok insanımız maalesef hayat şartlarından, yaşam kalitesinden ne yapıyor? Şehirlere iniyor. Kışında indiğinde köyün güvenliğinin sağlanması için bu şart. Bu kapsamlı bir proje. Yani bugün yaklaşık maddi olarak bürüt bir şey söyleyeyim. Bir köy için bunu düşündüğünüzde hep köy köy diyoruz. İnsanlar bizi büyük şehir oldunuz, mahalle demiyorsunuz der ama biz olsun öyle söyleyelim. Yani, gerçekçi olmakta fayda var muhtarım. Buyurun. Yani bugünkü maliyeti bir mahalle için 50 bin lira gibi ortalama maliyet. Ama bir şehir mantığındaki MOBESA gibi bu sistem. Evet. Bu bizim seçim taahhüdünde verdiğimiz sözlerden birisi. Bunu hayata geçireceğiz. Ar-Ge'sini yaptık. Fizibilitileri bitti. Şöyle ben bakıyorum belki bir elektrikçi olduğum için enerjiden, altyapıdan az çok anladığım için mi bilmiyorum. Şimdi Avrupa'nın güneşlenme oranı Türkiye'ye oranla bir Almanya'nın, Avusturya'nın, %35-37 daha azken güneş enerji sistemleri bizi daha belki farklı. 5'e katlamış. Tamamıyla sistemler gelişmiş. Biz Türkiye'de yapılıyor mu? Yapılıyor. Yani on grid, off grid sistemler var. Tükettiğin enerjiyi şebekeye satıyorsun, geri alıyorsun vesaire vesaire ama maliyetler çok yüksek. Hani ne var? Biz bundan zamanla tabii ki yararlanacağız. Mesela Çağlayan için benim öngördüğüm projelerden birisi hayaldir, ileride gerçek olur. Bir girişimci abimiz yapar, devlet hibe verir, destek verir. Derelerimiz boşa akıyor. Vatandaş tutmuş, HES kurmuş rant için. Ya biz doğayı kirletmeden basit bir değirmen mantığına bir tribün kurup elektriğinden yararlanabiliriz. Çok güzel rüzgar alan tepelerimiz var, kayamız var. Bir rüzgar tribünü kurup yararlanabiliriz. Kesinlikle. Yani verimli ol, devlet için verimli olan şeyleri yapabiliriz biz. Ama bunları sadece söylemde değil, bir yerden de başlamak gerekiyor. Evet. Bir de şu, bizim biraz önce bahsettik, yayla turizmi için şenlik alanı tahsis dedik ama şöyle bir şey var. Ben hep izliyorum. Şimdi Doğu Karadeniz'de İşte diyor yılın ilk karı diyor ilk sere düştü. Bakıyorum hiçbir özelliği yok ama reklam. Reklamı kötüsü olmaz derler ya. Biz şimdi Çağlayan'da öyle güzel yaylalarımız var ki bungalov ev yapmak için gerekli izinleri alınıp yani insanlar gelsin o doğanın içinde kalsın. Yani bunları da yapmamız gerekiyor. Çok maliyetli mi? Değil. Artı bu işin
Doğru yaparsan köy için, kalkınması için, ticaret için de bir artısı olur. Bu gibi izinleri de almaya uğraşıyoruz tabii ki. Evet. Siz soru varsa soru da alayım ben. Hep ben konuşmayayım. Şimdi yok. Gayet güzel oluyor. Siz şimdi projelerinizi açıklayın. Ben soracağımı arada soruyorum zaten. Güzel. Şöyle bir şey, özür dilerim. Evet. Estağfurullah, devam buyurun. Edeyim mi? Şimdi tabii, bir buyurun, şey buyurun. Daha dikkatimi çekti. Belki ben hep böyle farklı konulara değiniyorum ama şundan dolayı hep dikkatimi çeken bir şey olmuştur. Şimdi bizim Karadeniz'de, İç Anadolu'da, Ege'de, Aydın yöresinde falan da var. Şöyle bir tarım aracı var. Pat pat denilen, halk dilinde kullanılan. Şimdi Evet ben muhtarım. Bakıyorum, her köyde var. Her hanede, var, her, evet. Önceden her köydeydi, her hanede var. Evet. Ya bakıldığında devlet demiş ki sen bunu al 5 yılda öde demiş. Hibe desteği vermiş. Ama Evet. Allah göstermesin. Gazara bir kaza yaptığında hiçbir geçerliliği yok. Sigortası yok. Yok. Evet. Yani Yok, bizim evet muhtarım. Belki en basit bir sorunumuz ama ya sen buna kredi verebiliyorsan bir de sigorta yap. Bir Sigorta yap, plaka değil yap. mi? Tarım Evet. aracı tak. Yani bir plakası olsun. Bir ruhsat ver adamın eline. Diyor ki kardeşim sen bununla de... Ya diyor ki işte karayoluna çıkamazsın diyor. Ya ben karayoluna çıkamayacağım. Bunu devlet destek vermiş. Tarımda sen bunu kullan demiş. Ya bizim için şu. Bazı duyuyoruz haberlerde. Pat pat kazası olmuş. Geçmiş olsun. Bir kişi ölmüş. Ama burada şöyle vatandaş tarım yaparken suçlu duruma düşüyor. Yani bir sigortası olamaz mı? Bu bir şu köylü için konuşulması gereken bir kanayan yara olarak görüyorum. Yani Evet. gerçekten devlet bu konuya bir el atması lazım. Yani pat pat kullanılmasın demiyorum tarım aracı olarak. Yani kullanılacaksa basit bir plaka, bir sigortası olsa da vatandaş köyünde kullanırken iş kazası olur. Yani olur da kaza sonuçta araç, tarım Kesinlikle. aracı. Ya bu bence bir sorundur. Bir an önce bu konuda bir çalışma yapılıp bir neticelendirilmesini istiyorum aynı zamanda. Peki. Çok ciddi bir sorun bence. Muhtarım, traktör yakıtı ucuz mu? Şimdi şöyle, traktör yakıtı ucuz değil, yat yakıtı ucuz değil, ama değil. Evet. Şöyle bir durum var. Mazot, gübre alan bazlı bir destekleme dönüm bazında veriliyor ama traktörde ucuz yakıt alınmıyor yani. Peki. Şimdi alan bazlı desteklediğiniz bu arazi parasından bahsediyoruz değil mi? Evet, o arazi i̇şte dön. Alan Keşke bazlı destekleme, mazot, keşke, gübre desteği ayrı ayrı. Evet, keşke devletimiz burada mesela o şey parasını işte bu yakıta yansıtsa, direkt vatandaşın eline vermese. Çünkü bu büyük doğuda veya başka yerlerde veya Karadeniz'de de büyük dönüm toprağı olan insanların tembelliğe itti. Şimdi mesela o patpatı dediniz yani sigortası. Keşke bunu evet. verirken o patpatın yakıt da biraz daha ayrıcalıklı olsa, onun yakıtını da biraz daha düşük maliyetli verse. Ya bu şu, ben mesela şu, bu komple bir yara. Maalesef şu var. Şimdi alan bazlı desteklemeler 2B çalışması oldu benim Çağlayan Mahallesi'nde. Maalesef çalışmayı yapan komisyon başkanı belki bizi izliyordur. Keşke yapılmasaydı. Arazilerin %90'ı tekrar ormana bırakıldı. 2B yasası şunu diyordu. Evet. 6831. madde şunu der. Orman vasfını bitirmiş araziler köylünün kullanımına tahsis edilir diye. Ama maalesef başka yerlerin rantı için olduğu için biz bunlardan yararlanamadık. Evet. Şimdi alan bazlı destekleme Çağlayan'da atıyorum 5000 dönüm arazi varsa 1000 dönüm arazinin tapusu var. 4000 dönümün arazisi yok. Yani %25 nispetinde tapu. Şimdi ben 100 dönüm arazim var ise 25 dönümüne alan bazlı ve mazot gübre desteği alıyorum. İşimizi gübre görmüyor. Desteği. O zaman şu olsun. Beyana dayalı olsa ne bileyim bir şeyler yapılabilir. Bu gibi sorunlarımız da çok var. Evet. Biz ne yaptık? Şimdi bu konuşmayla işte 76 kişi direkt izliyorsa, yandan izleyenleri de saysak bayağı bir şeyimiz var. Bu bir yerlere gidiyordur büyük ihtimal. Dikkate alınıyor muyuzdur? Şey, elbette bu yaptığımız yayın dikkate alınıyor. Biz çünkü yayın sonu veya yayından sonra güzel tepkiler alıyoruz. Bu bir yerlere gidiyordur ama hani bunu direkt ne kadar dikkate alırlar bilmiyoruz. Ama biz bir taş attık mı muhtarım, attık. Şöyle yapalım. Bayağı bir yorum birikti. Bir yorumları okuyalım. Güzel bir sohbet oldu. Ben çok mutlu oldum. Hani oluyor ben daha de doğrusu. Yalnız değil. Güzel Sinan oluyor. Muhtarım var. Sinan Muhtarım'a da selam ediyoruz. Hani şey oluyor böyle. Bir güven var. İşte o şeyin verdiği bir güven de görüyorum sizde. Bu güzel bir yorum tabii. Muhtarım. Sizi tebrik ediyorum. Yani şahsınızda şöyle yapayım hemen.
Aşkın Yavaş Andaç'ı muhtarım okuduktan sonra bayağı bir birikti çünkü. Serdar Yılmaz iyi yayınlar, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum demiş. Aynur Gürgen hayırlı akşamlar, iyi yayınlar demiş. Fatma Türk Yılmaz hayırlı akşamlar, iyi yayınlar demiş. Sevgili Serkan Öztürk muhtarım iyi akşamlar diliyorum. Bülent kardeşim muhtar arkadaşıma sevgiler demiş. Çatalı muhtar. Turgut Dumuşoğlu iyi yayınlar demiş. İlhan Akbaş, Çağlayan neresi bilmiyorum. Tekrar etme imkanı var mı? Çağlayan'ı bir daha tekrar edelim muhtarım. Çağlayan yer olarak şöyle söyleyeyim. Dere yol üzerinden Melatırmağı Yalısı'ndan Belenyurt, Güvenyurt, Kirazlı'nın devamı. Dağcabaşı Mesudiye sınırına son köyüz. Başka da nasıl da tarif edeyim? Yani Kabadüze sınırıyız. Başka da tarif edecek. Evet. Dere yolundan sevgili İlhan abi. Dere yolundan gittiğimizde Karaağaç Kuyulu istikametinden Tanışman Harami üzerinden Çağlayan dibinden geçiyor. Belenyurt'un, Güvenyurt, Kirazlı'nın devamı. Evet. Ulubey'in Dereyolu Havzası'ndan Melatırmağı'ndan son mahallesi. Son mahallesi. Osman Karaca muhtarım demiş ki Ulubey Belediye Spor'a vermiş olduğu desteğinden dolayı teşekkür ediyorum demiş. Geleceğim oraya. Ulubey Belediye Spor'a geleceğim muhtarım. Seyit Şimşek Bülentçiğim yayına diliyorum. Muhtarıma selamlar demiş Seyit Hocam. Hemen şöyle bakıyorum. Kimseyi umarım atlamıyoruzdur. Mehmet Ali Aydın, Ulubey Ziraat Odası Başkanı. Değerli Başkan demiş ki hayırlı yayınlar, muhtarıma başarılar diliyorum demiş. Sevgili Başkan. İlhan Akbaş, HES'lerle ilgili görüşlerinizi kutluyorum muhtarım demiş. Seyfettin Şener ne demiş? Muhtarımız ses tonu, diksiyonu düzgün ve sakin bir konuşmacı olarak görüyorum. Tebrikler demiş. Seyfettin abi sizi beğenmiş. Teşekkür ederim. Muhtarım. Teşekkür ederim. Salih Özcan, Bülentciğim iyi yayınlar. Nasıl? Muhtarıma da başarılar dilerim. Yok. Almanya'dan selamlar demiş sevgili Salih abim. Bu Aleyküm kadar selam. HES'in olduğu bir yerde susuzluğun yanında elektrik yakamıyoruz demiş sevgili Salih Aktaş abim. Bunu konuştuk Salih muhtarım. Sezgin evet. Mercan, ben Abdurrahman Mercan muhtarıma başarılar dilerim demiş. Kamber Bektaş, Ören aynen. Mahallesi muhtarı Cemal Bektaş. Değerli komutanım ve muhtarım iyi yayınlar, iyi çalışmalar demiş. Cemal abi kendisi giremeyince başkasının telefonundan direkt katılabiliyor. Bu da güzel oluyor. Sevgili Cemal muhtarım. Sezgin Kutlu, Sinan Kutlu. Sinan Kutlu. Zengin muhtar demiş. Öyle mi? Gönlümüzün zenginliğinden bahsediyor Sinan tamam. Muhtarım. Yani bizim gönlümüz zengin. Bununla alakalı. Yoksa dünya... Ne güzel. Yani Peygamber Efendimiz öldüğünde biliyorsunuz ki evinde bir avuç buğday varmış. Yani bizim dünyaya evet. Bir beklentimiz yok. Hamdolsun. Hayırlı yayınlar. Yayınımız bu süper. Her akşam sizleri seyrediyorum demiş. Bilgehan Duman, Avusturya'dan. Bülent kardeş sizin sayenizde muhtarlarımız ile tanışıyoruz. Muhtarım yayınımıza hoş geldiniz demiş. Avusturya'dan selamlar demiş. Abdullah Yaygın, Bülent Bey iyi yayınlar. Muhtarıma başarılar demiş. Sevgili Abdullah abi. Muzaffer Öztürk, selam. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar demiş. Seyfettin Şenel, bravo muhtarıma demiş. İlhan Akbaş abim, gerçekten tebrik ediyorum. Doğruları ve olması gerekenleri söylüyorsunuz demiş. Evet muhtarım kendine güveni bayağı bir yüksek. Mutlu Aygün komutanım saygılar, Erdal muhtarıma da başarılar demiş. Seyfettin Şener yarın akşam 21'de İlhan Akbaş'ta yayındayız demiş sevgili İlhan abiyle. Arzu Baykal Gündüz ablam demiş ki şöyle bakıyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum Bülent komutanım ve muhtarıma. Kooperatif oluşumunda naçizane fikrim gerçekçi ve çok dürüst olmak gerekiyor demiş. Evet sevgili Arzu abla kesinlikle katılıyorum. Cemil kesinlikle. Aksoy babam muhtarım. Muhtarımın fikrini demiş. Sonuna kadar katılıyorum. Güzel fikir demiş. Biraz önce söylediklerinizle ilgili. Babam size katılmış. Teşekkür ederim. Zeki Aksu. Hayırlı yayınlar demiş. Avusturya Alplerinden selamlar komutan demiş sevgili Zeki abi. Abdullah Yaygın ne demiş bakıyorum. Örnek muhtar. Muhtarım. Severek dinliyorum. Takdir ediyorum. Güzel projeleri var demiş. Arzu Baykal Gündüz tebrikler muhtarım demiş. Mevlüt Esra Turan. Özür diliyorum. Ulubey Güvenyurt Mahallesi esnaflarından Körükçü Ali'den selamlar demiş. Körükçü Ali'ye de selam. Biz selam edelim. Seyfettin Şenel, muhtarı tanımam ama tebrik ediyorum. Hayalleri bile güzel, bir de gerçekleştiğini düşün. Kesinlikle katılıyorum Seyfettin abi. Hayal şöyle bakalım olmadan muhtarıma. Yaşanmıyor bu memlekette maalesef. Kesinlikle. Hayal olmadan gerçek yani, olmaz. Olmaz. Muhtarımı hayal edeceksin. Evet. Muhtarım süpersin. Fikirlerin ve projelerin harikasın. Sevgiler abim demiş. Altun teşekkür Koç ediyorum. Kılıç. Mevlüt Esra Turan muhtarımıza selamlar demiş. Seyfettin Şener, Bülent Aksoy bu yayını duyurulara ve en başa tutturmanızı öneririm demiş. Hacı Poyraz Bülent Aksoy komutanım iyi akşamlar demiş. Konuğunuz muhtara da selamlar demiş. Arzu Baykal Gündüz,
alan bazlı değil ürün bazlı destekleme olmalı demiş. Sevgili çok doğru. Bunu Arzu abla. Yakup Yıldız başarılar dilerim demiş. Tevrat Nevin Aktaş iyi yayınlar muhtarıma başarılar dilerim demiş. Çakmak Gündüğü muhtarım, Doğulu muhtarı, Sayın Komutanım iyi yayınlar diliyorum. Erdal muhtarıma başarılar diliyorum demiş. Ali Teğin başarılı muhtarıma selamlar demiş. Ümit Şimşek selam. Hayırlı akşamlar, hayırlı cumalar demiş. Ve burada son şeyi evet muhtarım. Şimdi gelelim. Var mı projelerinizle ilgili söyleyeceğiniz kafanızda o ya hayallerinizi? Şimdi evet. Şöyle biz hayatımızın yarısını uyuyarak geçiriyoruz. Diğer yarısını da uyutularak düşünden evet, çıkıp her daim çalışmaya şiar edinip her daim ileriye bakmamız lazım. Şimdi demin bir abimiz orada dedi ki güzel hayaller. Şimdi önce bir şeyi hayal edip gerçek olması için çaba ve gayret göstermemiz lazım. Evet muhtarım. Bizim şöyle bir eksikliğimiz var. Şimdi Türkiye'de artık herkes teknolojiyi kullanıyor. Medya üzerinden diğer yöreleri görüyor. Şunu yapıyor, bunu yapıyor. Şu, bizim yapmamız gereken mesele hep ileri bakıp çalışmak. Köylerdeki sadece yol, su, elektrik değil de daha iyi nasıl yaşanılabilir? Daha güzel köye gidildiğinde dıştan gelen bir misafirimiz nasıl ağırlanabilir? Bu gibi aktivitelere daha ağırlık vermemiz gerekiyor. Şöyle bir durum var Bülent Bey. Biz şimdi baktığımızda ben mesela şunu hep diyorum. Şimdi Çağlayan'ın su projesi, bunu siyasiler eleştirmek için demiyorum. Yani OSKİ ayrı bir kurum. Ulubey Belediyesi'ne atıfta bulunuyor ya da büyükşehir diye düşünülmesin. 2022 yatırımında var. Şimdi ben mesela Vizyon TL filmini izliyorum. Güneydoğu'da çok uç bölgede bir köyümüzde çekilmiş. Yani Türkiye'nin her tarafı bir bütündür. Ama ben bakıyorum adam suyun hiç akmadığı yerde köyün tepesinde o anteni o su kuyusunun tepesine götürüyor. Su gitmiş oralara. Susuz yerlerde evet. Belki 30 yıl, 50 yıl önce sular gitmiş. Karadeniz'de biz su gelecek diye seviniyoruz. Yol yapılmış diye seviniyoruz. Ya bu olmamalı. Biz bunları hep çalışarak, siyasileri eleştirmek için değil. Biz çalışacağız. Şöyle bir durum daha evet. Var. İkinci mesele, vatandaşın da tabii ki sorumluluklarını bilmesi gerekiyor. Buradaki hep yöneticilere iş düşmüyor. Niye? Şimdi asfalt yapılıyor. Asfalta işte taş düşüyor, çalı atılıyor, kanallar tıkanıyor, borulara malzeme iniyor. Vatandaş bahçesinden çalısını, dalısını taklıyor, kanala atıyor, borular tıkanıyor. Ya bu kamu, milli servet. Ya bunda tüy bitmemiş yetimin hakkı var. Bunlara da dikkat edilmesi gereken konular değil mi? Vatandaş olarak da tabii ki çok şeyler düşüyor. Evet. Biz kapımıza sahip çıkarsak, işimizi temizlersek daha ileri gideceğiz. Ama birincisi şu, rahmetli Sabancı hep söylüyordu. Çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. Ama böyle yalandan değil yani. Gerçek çalışacağız. Çok ihtiyacımız var. Evet. Şimdi o zaman demin dediniz ya, bilinçli vatandaş. Bu önemli bir yani. Söylem. Vatandaşın bilinçlenmesi lazım. Vatandaş şöyle olmalı, şöyle olacak veyahut da işte hani ocağın dibini temizleyip yola atmayacak. Veya yol genişlerken hani o bilinçte olacak vatandaş. Yol genişlerken iki dalım gidiyor diye yola yatmayacak. O bilinçte olacak vatandaş. Ya bu kesinlikle veya, yani. Ulubey'in düzünde bir bayan işte bir fotoğraf çekerken veya işte ne bileyim Facebook üzerinden bir canlı yayın yaparken işte ya sen de senin kocan yok mu? Muhabbetine getirmeyecek. Bu bilinçte olacak vatandaş. Hani o kesinlikle. Hoşgörüyü de veyahut da mesela çok hoşuma gitti. Oyungürgen Mahallesi veya işte Elma Çukur Mahallesi mahallesinin sakinleri tiyatroya gitmiş. Vatandaş tiyatronun bir maskaralıktan ziyade bir sanatsal faaliyet olduğu bilincine ulaşacak. Ha bunlar birden olacak şeyler değil. Pat diye olacak. Yani vatandaş şunu bilecek. Sadece müziğin türküden veya yanık işte arabeskten olmadığını, bunun haricinde birçok kolun olduğunu da bildiği zaman bunlara ulaşacağız aslında muhtarım. Güzeldi. Ben hani şahsen katılıyorum fikirlerinize. Bilinçli vatandaş olmak çok önemli. Bilinçli vatandaş şu. Biz öncelikle şunu bilmeliyiz. Yöneticilik vasfından dolayı bunu söyleme ihtiyacı duyuyorum. Tabii, bizim tabii. Vatandaşımızda şu beklenti var. Ya ben
Erdal Koç'u seçeceğim, Çağlayan'a muhtar yapacağım. Ama her şeyi, tüm beklentilerim ondan olacak. Yola düşen evet. taşı da Erdal Koç alacak muhtar olarak, Kanal Kanı'da alacak. Tabii biz hizmetkar olarak evet. geldik, sonuna kadar çalışacağız. Ama evet. ya bu senin alman gerekiyorsa önceden şöyle bir şey var. Muhtarların görevleri arasında baktığımızda vatandaşı çağırdığı yere eski imece dediğimiz şekilde çalıştırma yetkisi de var. Yani nedir? Bu vatandaşa gel vatandaş şurada şu iş var dendiğinde şu an bizim vatandaşımız şunu diyebiliyor. Ya sen diyor muhtar olmuşsun, sen yöneticisin. Sen git yap. Ya ama bu şu demek değil. Yani vatandaş sorumluluğun var. Vatandaş sorumluluğu o da var. Şimdi zaten lider dediğin önde yürüyen değil, yön gösteren olmalı. Yani yön gösterecek. Şöyle yapalım, evet. böyle olacak. Yani bunu bu düsturla gitmeli. Şimdi biz şu şeyi ben aslında söylemek istiyordum. Muhtar kimdir? Muhtar kime denir? Aslında bunu bilmek Buyurun. Lazım vatandaş olarak. Evet. Kelime evet. anlamı bakımından muhtar seçilmiş kişi olarak karşımıza çıkmakla birlikte bir köyün ya da bir mahallenin yönetiminden sorumlu kişi olarak görülür. Bu şu evet. demek, yani muhtar her şeyi sirli değnekle çözecek, sirli değneğe bir yere dokunduracak, su sorunu hallolacak, elektrik sorunu değil. Vatandaşla devlet arasında köprü olan bir insan. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Beklentilerimiz bazen çok üst seviyede oluyor. Yani köyde gariban gureba varsa, kullanması gerekiyorsa ihtiyaç sahiplerine sahip çıkılması lazım. Bu konuda da elimizden geldiğince hassas olup çalışmaya çalışıyoruz. Kesin. Eskiden beri hep şöyledir zaten. Benim oyumla oraya geldim. Eğer seçilmişse benim oyumla oraya geldim. Yok. Eğer atanmışsa da şöyledir. Benim vergilerimle oradasın. Bu yanlış bir tabirdir ve yanlış bir zihniyettir. Seçildiysen bir daha seçmezsin. Hoşuna gitmiyorsa bir daha seçmezsin. Ama benim oyumla o zaman sen de çıkacaksın. Bu bir kendini göstermek için. Eğer ya demokrasilerde varsa, kesinlikle evet. tek aday yok yani. Sen de olabilirsin, yok. Ben de olabilirim. Kesinlikle. Bunda bir sıkıntımız yok eyvallah. Ama yardımcı olma, yöneticilere yardımcı olunup da bir işin daha iyi yapılması için çalışılması daha farklı bir konu. Evet, kesinlikle. Bizim Çağlayan için, dinleyen arkadaşlar için şunu söyleyeyim. Bizim Çağlayan'da diğer çok ciddi sorunlardan birisi de bizim çok tehlikeli dere yol bağlantısında virajlarımız var. Evet muhtarım. Fizibilite çalışmaları, altyapı çalışmaları yapılmış olup tehlikeli virajlarımıza çelik bariyer olmasa bile beton bariyer yapmak için çalışmalarımız devam etmekte. Çünkü yani çok Allah güzel. Göstermesin bir kaza olsa aşağısı gözükmeyecek kadar vadilerimiz vardır. Öyle midir? Bu hususta da tabii çok tehlikeli virajlarımız var dere yoldan çıkarken. Bu bağlamda da o çalışmaları yapıyoruz. İnşallah o neticelenecek. Bu alanda da hani bazı arkadaşlar şunu sorabilir. Ya bu asfalt oldu. Önceden stabilizeydi. Çok tehlike arz etmiyordu. Şimdi donda, buzlanmada daha tehlikeli yani, olduğu için evet, artık doğru. bariyer meselesi çok ön plana çıktı. Ön plana çıktı. Anladım. Yani. Bir de evet, diğer bir işte. Sorunumuz Çağlayan için şu. Daha önce yapılmış dere yol bağlantı 3600 metrelik asfaltta kanal temizliği kesinlikle yapılması gerekiyor. Yetkili mercilere, Büyükşehir Ulaşım Daire'ye bunun müracaatını yaptık. Evet, çünkü artık tamamen dolmuş, yolun üstlerine düşebilecek taşların araç üstlerine düşme tehlikesi olmuş. Kanallar dolmuş tamamen. Bunun evet. için de gerekli çalışmalarımızı yaptık. Yapmaz. Evet, sevgili Çağlayanlılar, muhtarımın bu tarz sıkıntılarla ilgili yol, özellikle yoldaki o sıkıntılarla ilgili bariyer olsun, arz eden taşlarla ilgili müracaatları olmuş. Buradan kendisi de duyurdu. Ordulu Şaban Elmas, Çağlayan Mahallesi Muhtarı Sayın Erdal Koç'a selamlar demiş. Aleyküm selam. Ferda Kutuboğlu, evet yanlış okumuyorum. Muhtarıma başarılar diliyorum. Bu akşam tanıdım. Çok güzel projeleri var. Aynek Yaylası'nda bir Aynek Yaylası'na da bir el atsın demiş. Akinek Yaylası şöyle, o herhalde abimiz Durak Köylü'dür. Evet. Mülki sınırları Çağlayan ve Ören Başçağlayan'da bir kısmı var diye biliyorum. Bize ait olmasına rağmen Çağlayan'da pek Akinek Yaylası'nda vatandaşımız yok.
Bu abimiz şunu söylüyor. Yol konusunda mesela Boğa Gölü ile Akinek arasında bir bağlantı yolu yapıldı. Akinek yaylamızın en büyük sorunu elektrik. Ama şöyle bir meselemiz var. Şimdi evet, muhtarım. İnsanlar yaylalara artık tatil, turizm amaçlı çıktığı için elektrik talebi geldiğinde devlet bize şunu der. Burası Otlak Mera. Sen buraya çıkacaksan hayvancılık yapacaksın. Bunu bana belgeleyeceksin ve bunu kanıtlayacaksın. Burada maalesef çıkan abilerimiz, amcalarımız hep emekli olmuş. Yayla havası almak istiyor. Mangal Talepte yapmaya. Bulunduğumuzda... Evet. Bir de şu, yani hane olarak bir 8-10 hane var. Yaklaşık evet. da elektriğin en yakın olduğu yer bir 3 kilometreden fazla bir mesafe var. Şimdi talep oluşması için devlete gittiğinde ya bu yaylaya bir elektrik götüreceğim işte insanlar yaşıyor. Sayı az. İkincisi yatırım projeleri YEDAŞ olarak maalesef şu an ben şunu söyleyeyim. Dedim ya Yağbalan Sokak Çağlayan'da çok ciddi elektrik problemleri yaşıyor. 2021 evet. yatırım programına alındı. Şu an YEDAŞ mesela yazın biz elektrik kesintisi oldu. Eylül ayında 72 saat elektriksiz kaldık. Telorgan'sa elektrik gidiyor. Şimdi bu sorunları çözememişken işte bir Akine yayla hemen elektrik gider mi? Bu bizim taleplerimiz doğrultusunda biz dilekçelerimizi verdik. Çalışıyoruz ama hemen olacak bir şey değil. Biraz sabırlı evet. olacaklar. YEDAŞ önce ağzının içindeki mahalleleri halletsin de. Sebahattin yani, Dönmez. Buyur muhtarım. Bir de şu elektrik konusunda demem gereken bir konu vardı unuttum. Çağlayan, Kirazlık, Güven Yurt, Belen Yurt, Koçaca'dan bizi izleyen arkadaşlar için söylüyorum. Dereyolunda karayollarının yaptığı yüksek gerilim hattına yüksekten giden vadilerden geçen yüksek gerilim hattını iptal edip dereyoluna almaya uğraşıyoruz. Tabii şu an bu bir söylenti, söylemde kalıyor. İşin tam tesliminden sonra karayollarına ya da bu iş teslim edildiğinde bizim o havzadaki mahallelerin elektriği dereyoldan giden yüksek gerilim alınırsa kışın bu elektrik kesintilerinin çözümü tamamen çözülmüş olacak. Bunun için de çalışmalar devam ediyor. Evet, sadece Çağlayan için değil ama bu. Güzel bir haber. Diğer mahallelerimize de. Selahattin Dönmez başarılar dilemiş size. Şöyle bakıyorum muhtarım hemen hızlı hızlı geçiyorum. Ali Kertlioğlu muhtarımıza ve tüm izleyicilere selamlar demiş. Sevgili Ali sana da selam olsun. Abdurrahman Mercan, sayın muhtarıma sormak istiyorum. Magara Kayası'nın orada yola iki kamyon taş atılmış. Arabayla geçerken çok zorlanıyoruz. Bununla ilgili çalışmaları olacak mı demiş. Şimdi Abdurrahman abi selamlar. Birincisi orada bir vatandaşımız bir arazi açımı için orada bir çalışma yapmış. İş makinesi bulamadığını söyledi. O taşı kaldıracak. Lakin şöyle bir durum var. Şimdi bu abimizin bahsettiği sınır benim mülki sınırlarımın dışında Kirazlık toprağı. Ama hani biz benim sınırımda değil ilgilenmeyelim diye bir şeyimiz yok. Telat Aktaş muhtarımın sınırında ama vatandaş şunu söylüyor. Ben diyor orada tarla yapmak için taşı yollayın dedim ama iş makinesi ve kamyon bulduğumda alacağım diyor. Biraz sıkıntılı bir durum var orada. Evet. Ama Çağlayan toprağında değil, Kirazlık toprağında bu sıkıntı. Anladım. Evet, sevgili Abdurrahman abi duydun. Abdullah İnan, iyi yayınlar, iyi akşamlar, iyi selamlar demiş. Teşekkürler. Naime Kıraç ablam, hayırlı yayınlar yeğenim. Muhtara selamlar muhtar bey demiş. Sinan Kutlu muhtarım. Sizin Sinan muhtar nazarlayacak ben size söyleyeyim. Yani. Yanımda. Biliyorum işte o yüzden diyorum ya nazarlayacak diye. Maşallah maşallah yakışıklı. Şimdi ya ikiniz de yakışıklısınız canım. Sinan muhtarım. Şimdi hani şeyiniz Sinan maşallahınız var ya. Sinan muhtarım yakışıklı ya. Belki Ulu Bey'in en yakışıklı muhtarı Sinan muhtarımdır. Yani o yakışıklılığı vermez muhtarımız. Maşallah. Abdullah Poyraz. Bülent komutanım şahsınızda şehitlerimize rahmet, ulusumuza başsağlığı diliyorum demiş. Teşekkür ettim. Sevgili Allah, Abdullah abi. Allah rahmet eylesin. Rahmet diliyoruz. Zeynep Bakan Akgün. Hayırlı akşamlar, kolaylıklar dilerim. Bursa'dan sevgiler demiş. Biz de Bursa'ya aleyküm selamlar selam. Gönderelim Zeynep Bakan hanımefendiye. Aleyküm selam yeğenim. Sezai Hancı, Sayın Erdal Muhtarım'a başarılar dilerim demiş. Sizin yeğeniniz mi? Teşekkür ederim. Bu Zeynep Bakan Bursalı olan yeğenim. Evet. Sezai Hancı komşumuz, eniştemiz, köy eniştemiz. Doğrudur. İsmail Aksoy, Karakocalar Derneği İstanbul Şube Başkanı İsmail abim. Hayırlı yayınlar dilerim muhtarıma. Selamlar. Tüm izleyenlere hayırlı akşamlar demiş sevgili başkanım. İlhan Akbaş abim demiş ki yüksek gerilim hatlarının geçtiği arazilerden tapu sahipleri ücret alması gerekiyor. Acaba alınıyor mu demiş. Alınıyor mu muhtarım?
Şimdi şöyle, yüksek gerilim hattının tapulu arazilerde geçen yerlerden alınıyor. Bu benim dere yolu için anlattığım mesele ise dere yoldan geçen hatlardan şöyle alınmıyor. Daha önce yol geçerken kamulaştırılması yapıldığı için evet, muhtemelen. Böyle bir hak doğmayacak. Yeni bir hat çalışması, HES'lerden giden çalışma Anladım. Olduğunda HES hattın güzergahından para alınıyor tabula arazide. Ödeme yapıyorlar. Anladım muhtemelen. Mehmet Günay, iyi yayınlar komutanım. Muhtarıma da başarılar, selamlar demiş Mehmet Hocam Konya'dan. Teşekkürler. İcabı Uzundere, iyi akşamlar Bülent Bey. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum demiş. Mekanları cennet olsun. Peki muhtarım. Allah razı olsun. Ulubey Belediye Spor. Yöneticiliğiniz falan var mı Ulubey Belediye Spor'da? Top mu koşturuyorsunuz? Var. Buyurun. Bu akşam yönetimdeydim. Toplantımız vardı aslında da katılamadık. Evet. Burada bir gündemimiz olduğu için arkadaşlardan evet. Müsaade istedik. Ulubey Spor Ballı gibi. Evet. Güzel yani iyi. Beklentilerimiz de yüksek. Daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Tabii ki biz elimizi taşın altına sokacağız. Ulubeyliler sokacak. Sadece biz derken evet, niye bir yere görmek istiyorsak çaba ve gayret göstereceğiz. Ya yani biz insanoğlu kendi işimize geldiğinde yani şu öleceğini bilerek yaşayan tek canlı insandır. Yani başka diğer evet. Canlılar öleceğini bilmez. Akıllı irade sahibi değil. Ama hiç ölmeyecekmiş gibi yaşarsak, hep kendimize çalışırsak olmuyor. Toplum için sosyal alanda faydalı olacak aktivitelerde yardımcı olmamız lazım. Şimdi Ulubey'in en güzel reklamının yapıldığı aktivite bence bir turizm, iki spor. Evet. Bunun ötesi yok. Şimdi Ulubey Belediye Spor Başkanı Soner Poyraz Başkanım da bir akşam bizimle konuşacağız. Onu da alacağız. Onu da almak istiyoruz. Çünkü İnşallah. Ballı gibi başlasın dedi. Çıkalım dedi. Ulubey Belediye Spor hakkında konuşalım. Madem şehrimizin küçük ama başarılı bir takımı Ulubey Belediye Spor Ballıgin'e çıkmış. 5000 nüfuslu bir ilçenin takımı Ballıgin'e çıkmış. Güzel bir olay bence. Bu güzel, güzel. Evet. Bayağı bir... Onunla da konuşalım. Güzel. En azından değerli dostlar Ulubey Belediye Spor'un bir an olarak formasını alın. Hiçbir şey yapamazsanız diye söylüyorum bunu. Hiçbir şey kesinlikle, yapamazsınız. Kesinlikle. Doğru. 3 kuruş, 5 kuruş Ulubey Belediye Spor'a bir katkınız olsun. Mahallenizde engelli var mı başkanım? Bu arada onu da sorayım. Mahallemizde engelli var. Evet. Yani öyle çok fazla olmamakla birlikte var. Birkaç tane engelli vatandaşımız var. Bunu da her muhtarımla çıktığımda gündeme getireceğime birisine söz vermiştim. Bir engelli babasına söz verdim. Çünkü onların ciddi sıkıntıları var. Ulubey'de var. Bir rehabilitasyon merkezi olsa nasıl olurdu dedi. Komutanım dedi. Yani sürekli şey yapıyorsunuz. Gündem işte konuşuyorsunuz. Çünkü Ulubey'de bu potansiyel de var dedi. Yani potansiyel derken engelli olarak bir okul açtırabilecek bir potansiyel var. Bu çocuklar dedi Ordu'ya gidiyor, Gürgentepe'ye gidiyor. Yani şu 41 mahallesi olan bir Ulubey için Bülent Bey kesinlikle bu bir ihtiyaçtır, bir eksiklik evet. Aslında. Yani geç kalınmış kesinlikle, bir mesele olarak görmek lazım. Çünkü engelsiz insan bence yoktur. Yani engellilere saygı göstermesek bizim yarın kesinlikle. Ne olacağımız, yani yarın bizim çelimiz, çocuğumuz nasıl olacağının bir garantisi yok. Kesinlikle. Kesinlikle. Kesinlikle katılıyorum. Ondan sonra gelelim. Sosyal faaliyetler hakkında konuştuk zaten. Muhtarım müthiş projeleri var. Umarım gerçekleşir. Genç İnşallah gayretimiz oyunda olacak. Muhtarım evet. Olur. Ben hani gönül isterim. Mesela muhtarım mahallenizde demeyeyim de ortak orada bir mahallede bir tiyatro yapılsa gelen olur mu tiyatroya? İzleyen olur mu? Bu şu bazı kanallarda artık hepimiz izliyoruz. İnsanlar akşam güldürü skeçlerini falan ben de dahil izlemeye başladım. Yormuyor, düşündürmüyor. Aksiyondan evet. Çok bu alanlara yöneldik. Biz önceleri bizim atalarımız bunu yaşamış. Tabii ki medya yokmuş, teknoloji yokmuş ama neden olmasın? Şimdi iyi olan şu var. İsa Türkcan Başkanımız Millet Meydanı adı altında projeler başlattı. Bir tanesi de Çağlayan'da yapılıyor. İnsanların evet. Bir araya gelmesi için bunlar çok önemli etkinlikler. Şu olabilir mi? Olur. 2-3-5 mahalleyi bir araya getiren köy olarak evet. Söylüyorum bunu. Bir etkinlik salonu yapılamaz mı? Yapılabilir. Önceden okullarda 23 Nisanlarda bir şeyler oluyordu. Daha etkin, daha evet. Güzeldi ama şu an evet. Artık o günler kalmadı. Evet, olur kesinlikle. Mu? Olur. Güzel. Güzel olur. Şöyle yapalım. Bence de güzel olur. İcab Uzundere okuduk İcab abi.
Mu kardeşim başarılar demiş Sebahattin Dönmez. Teşekkür ederim. Halit Demetgül iyi yayınlar muhtarıma başarılar. Sana Sinan Muhtar ve Erdal Muhtar ticari anlamda tecrübeleri olduğu için Erdal Muhtar onun için takılıyor. Hayırlı yayınlar demiş. Ulubey Belediyesi Spor'a kuzenim Başkan Soner Poyraz'a başarılar diliyorum demiş Hacı Hocam. Abdullah Yaygın komutanım su gibi geçiyor. Zevkle izliyoruz. Tebrikler, başarılar. Ne sıkmadıysak ne güzel Abdullah abi ya. Sıkılmadıysanız çok güzel. Sevgili muhtarım, mezarlık ve cami durumunuz nedir? Bizim Çağlayan'ın 3 sokağın 3 adet camisi var. Maalesef 3 evet. caminin hiç imamı yok. Kadromuz boşta. İnşallah Çağlayan mahallesinin 3 Çağlayan sokağı bir atılma yapılacak. Yani şöyle söyleyeyim, bir tayin gelecek diye bekliyoruz. Beklentimiz o yönde. Şu an camimizin üçü de boş. 3 camimiz var. Çağlayan'ın geçim kaynağı sadece fındık mı? Hayvancılık da var dediniz de herhalde değil mi? Yanlış mı? Yani kısmi olarak hayvancılık hobi mantığında, yani vatandaşın yaklaşık bir 25 hanenin bir ineği, bir danası gibi böyle profesyonel manada mandıralcılık adı altında bizim arazilerimiz çok müsait değil aslında. Yani taşıma suyla değirmen dönmüyor. Yani kabağı yemi taşıyıp da hayvancılık yapacağım dersen biraz Çağlayan'da sıkıntı oluyor. Ama bakıldığında kısmen var. Yani koyun olarak az, önceden her hanenin 8-10 hayvanı, 20-30 koyunu varken şu an az, yani çok az hayvancılık. Ama ana geçim kaynağı fındık. Fındık. Dursun'a Koç demiş ki hayırlı akşamlar, şehitlerimize başsağlığı diliyorum. Böyle programın devamını diliyorum. Muhtarımıza başarıların devamını diliyorum. Emin Elmas muhtarım demiş ki muhtarıma başarılar dilerim. Çok güzel konuşuyoruz. Konuşuyor. Biz birbirimizi sever sayarsak her şey daha güzel olacak. Birlik ve beraberlikten İnşallah. Kuvvet doğar. Yoksa bir yere varamayız demiş. Evet. Değerli dostlar, bence de biz de birlik ve beraberlik olalım diye naçizane Facebook'un bu platformunu kullanıyoruz. Bir de şu var Bülent Bey. Buyurun. Ben hep böyle aslında proje anlatırken Çağlayan için değil, Ulu Bey olur, daha genişletebilirsiniz, daha farklı alanlar kullanılabilir. Bu bir öngörüdür, fikirdir. Şöyle mesela Tarım ilçenin ilçe müdürümüz geçen gün bize bir açıklama yaptı. Bu hem köylüleri bilgilendirelim hem bir eksi olarak eksikliklerini anlatayım. Mesela dedi ki köyde köylünün kalkınması için dedi 1 ile 3 dekar arası mavi yemişi destekliyoruz dedi. İşte gaz üretimi, tavuk üretimi şudur budur. Ya bu şöyle düşünüyorum ben. Devlet köylünün kalkınmasını istiyor ise bu hibe desteklerindeki maksat şu olmalı. Yani nedir? Ya 1 ile 3 dönüm arası kesinlikle bir vatandaşın arz ve talebini karşılamaz. Nedir kardeşim, sen 1 ile 3 dönüme yapıyorsan hibe desteğin bu, şartları şu. 3 dönüm 10 dönüm bu, 10 dönüm ve üzerine yapıyorsan daha fazla hibe desteğiyle ben seni destekleyeceğim, sen üret demesi lazım. Yani ben sana 3 dönüme kadar hibe veriyorum demek ben seni ne öldüreceğim ne güldüreceğim gibi oluyor. Yani ortada evet, götüreceksin muhtemelen. Diyor. Kesinlikle Ar-Ge ve proje masrafını karşılamaz. Şimdi Kivi'de de bu destekleme oldu. Üreticiye verilen bu 1 ile 3 dönüm arasındaki desteklemeler bence çok yersiz ve yetersiz. Daha da aşmaları lazım bu konuyu. Kesinlikle muhtarım, katılıyorum. Filiz Güler Özdemir, iyi yayınlar. Şehitlerimize Allah'tan rahmet dileriz. Ailelerine başsağlığı dileriz. Kivi Karadeniz üreticisine, çiftçisine özür diliyorum. Karadeniz çiftçisine bir alternatif olamaz. Kivi bir hobi malzemesidir Karadeniz'de. Her zaman söylüyorum. Israrla da yani bizim arazi şartlarımızda çok olmaz. Bir de rakımsal olarak yani rakımsal mesela ya. Çağlayan'ın rakımı ortalama 500 ile 900 ortalamasında. Kesinlikle. Yani çok düşükte bir rakım değil Çağlayan. Şimdi ben eskiden beri söylerim. Bizim topraklarımızda mısırın da ahı vardır. Halli. Şimdi, insan, gerçi sanayide oldu hani falan. Her yeri biz fındık yaptık. Haliyle her yer bizim Çağlayan için mısır bir eksi şöyle. Bizim atalarımız, babalarımız çalışmış, fındığı dikmiş ama büyütmemiş. Mısır ekmiş, patates dikmiş. Ne zaman ki kazmanın ağzı taşa vurduğunda artık demiş daha toprak erozene uğramış. Gitmiş, fındığı dikmiş, yetiştirmeye bakmış. Şu var yani Çağlayan için söylüyorum. Arazi yapısı olarak mısır için de elverişli. En güzeli fındık.
Yok yok, ben Çağlayan için söyledim. Genel zaten. Genel olarak. Ben genel olarak söyledim. Neden? Mısır gitti, hayvancılık bitti. Yani eskiden mısır alafları vardı. Yani insanlar kesinlikle hayvan besliyordu bunun yüzünden. Ha tekrar fındık bir kurtuluş, bir çözüm müydü? Bu da tartışılır aslında ama Mısır'dan da bu kadar kolay vazgeçilebilir miydi? Onu da bilmiyorum. İşte bu göçlerin de biraz tabii sebebi. Çok konuşulacak konu var aslında muhtarım. Biz yani. Bülent Bey, şöyle bir mesele var, evet dediğiniz gibi. Biz Karadenizli olarak tembel bir milletiz. Evet. Değil mi tembel? En tembel ürün nedir? Fındıktır. Yani senede bir kez ilaç atarsan atar, altını ışkını alırsın. Şimdi fındık bakıyorum, ben de üreticiyim, para etmemiş, şöyle etmemiş, böyle ya senede kaç gün gidiyorsun? Alternatif ürün yapmıyorsun, hayvancılık yapmıyorsun, şunu yapmıyorsun, bunu yapmıyorsun. Evet. En kötüsü para verip almıyorsun. Biz ticaret yapıyoruz, kar marjlarımız belli ama adam çalışmadan ve insanları, şimdi bir vatandaşın 2 ton fındığı olsa brüt 50 bin lira, 40, 45 bin lira, çalışmaya ihtiyaç duymuyor. Evet. Ama diğer bölgelerde baktığında adam zorunlu olarak hayvancılık yapıyor, zorunlu olarak sebzecilik yapıyor, seracılık yapıyor. Yani üretmezse geçinemeyeceğini biliyor ama bizde tembel ürün olduğu için herkes de az çok fındık oluyor.